Senkronize performans gösterileri. Binlerce insan uyum içinde. Kolay bir iş değil. Günlerce prova yapılır. Her takım elemanı hangi saniyede, nerede, ne yapacağını bilir. Şimdi sizinle eşsiz bir performans gösterisi izleyeceğiz. Bunda binlerce değil, trilyonlarca katılımcı var. Konumuz insanın tek bir hücreden 9 ay içinde eşsiz bir sanat eseri olarak yaratılması. Erkek ve kadından 23'er kromozom bir araya geldi. Yepyeni ve benzersiz bir hücre oluştu. 24 saat geçiyor. Artık iki hücre var. Birbirinin aynısı. Ve çoğalma hızlanıyor. 4 günde 16 hücre, 5 günde 32 hücre. İğne ucu kadarlık et parçası. Fallop borusundan gideceği adrese doğru yol alıyor. Bölünerek büyümeye devam ediyor. Nihayet ana rahmine varıyor. Duvarına yapışıyor. Rahim kaslardan yapılmış içi boş bir organ. Cenin rahim duvarının içine gömülüyor. Böylece 9 ayda bitecek inşaatın temeli atıldı. Legolardan yapılmış bir apartman. Bunun gibi 600 Lego'dan oluşmuş. Size şunu desem, bu Lego apartman tek bir Lego'dan oluştu. Sonra bundan ikinci bir Lego oluştu. Önce 4, sonra 8 Lego oldu, sonra 32. Ve çoğaldıkça farklılaştı. Renkler ve biçimler değişti. Şu tüm farklı parçalar ortadakinin dönüşüm geçirmiş hali. Şunun gibi, çoğalırken şu Lego şuna dönüşüyor. Bu Lego buna, şu Lego da buna dönüşüyor. Sonra bunlar senkronize performans gösterip şu apartmanı inşa ediyor. Saçma bir hipotez oldu. Tabii ki mühendisler tasarladı. Tüm parçalar fabrikada üretildi. Farklı boyalar katıldı. Her biri ayrı kalıptan çıktı. Ve satışa sunuldu. Daha sonra bir el bunları monte etti. Aksi olsaydı mucize derdik. Sadece çoğalma değil, farklılaşma da çok önemli. Eğer bu ilk hücre kümesi, yani mini et parçacığı aynı şekilde büyümeye devam etse, 9 ay sonra bir bebeğimiz olmaz. Ne olur? 3 kiloluk böyle bir et kütlemiz olur. Hepsi aynı tür hücre. Aynı tür hücreden çoğalmış. Lego apartmanda inanmayacağımız olay tamı tamına bebekte gerçekleşiyor. Hücreler farklılaşmaya başlıyor. Çünkü proje insan projesi, et üretme projesi değil. Bebeğin vücudunda tüm organlar yaratılacak. Bebeğe kemik hücresi lazım, kas hücresi lazım, gözler oluşacak, onun için farklı hücreler lazım. Bu gördüğüm hücre türleri yetmiyor. 25 değil, 200 farklı hücre gerekiyor. Ve bu 200 tür hücrenin özel bir şekilde beslenmesi, vitamin alması gerekiyor. Bebeği oluşturacak hücre topluluğu ayrı bir canlı olacak. Çevresi amniyon sıvısı ile dolu. Amniyon sıvısı cenine yastık ve tampon görevi görüyor. Darbelere karşı koruyor. Kesenin özel bir zarı var. Embriyoya zarar verebilecek hiçbir şeyi geçirmiyor. Bu dönem için özel bir beslenme ünitesi gerekiyor. Yolk kesesi bu geçici görev için yaratılır. Besin deposu, görevi besleyicilik. İlk ayın sonunda embriyoda tam gelişmemiş gözler, kulaklar, burun, çene ve yanaklar görünmeye başlar. Kol ve bacaklar belirir. Bebek ayrı bir canlıdır. Kendi kalbi olmalı. Özel bir kalbe ve kan dolaşım sistemine ihtiyacı var. Daha 22. günde kalbin inşaatı başlar. 3 ayrı grup hücre birbirinden bağımsız, eş zamanlı olarak inşaata başlar. Bir kısım hücreler kalbi inşa etmeye başlar. Bazı hücreler bebeğin vücudunda kan dolaşım sistemini oluşturur. 3. grup hücre kan hücrelerini imal eder. Kalbin ilk hali bir pompa, tüp şeklindedir. Çalışması için kan gerekir. Kalp oluşsa, ortada kan hazır olmazsa kalp neyi pompalayacak? Kalp ve kan hazır olsa ama dolaşım sistemi inşa edilmemiş olsa yine olmaz. 3 inşaat eş zamanlı olarak biter.
Her şey hazır olunca marş düğmesine basılır. Bir grup hücre kasılmaya ve gevşemeye başlar. Ve minik kalp dakikada 110 defa atmaya başlar. Bu hız 9. haftada 170'e kadar yükselir. Bu akıl almaz mini makine hem çalışacak hem de vücut büyüdükçe kendini geliştirip büyüyecek. Avucunda bir pirinç tanesi var. Anne karnındaki bebek 4. haftayı bitirdiğinde işte bu kadar. Bu dönemde beyinde çalışacak nöron hücreleri üretilmeye başlar. Saniyede ortalama 5000 nöron hücresi üretilir. Tam burada hiçbir bilgisayarın erişemeyeceği yazılım ve donanıma sahip eşsiz bir bilgisayar inşa edilecek. 6. haftaya gelindiğinde göğüs ve karın boşluğu oluşur. İskelet oluşumu ilerler. Mide, bağırsakları ve akciğerlerin inşası başlar. Bir yandan da acıyı, tatlıyı, ağrıyı, sıcağı, soğuğu algılayacak sinir hücreleri yaratılır. Başın her iki tarafında birer oyuk oluşur. İnanılmaz güçtür ama bu oyukların içinde gözler inşa edilecek. Pirinç kadar bir et parçası içinde gözler oluşmaya başlar. Üçüncü aydan sonra gelişim görünür olmaya başlar. Bebeğin vücudunda hücre sayısı milyar milyar artıyor. Organların bazıları faaliyete geçer. Bebek dönebilir, yüzebilir, hatta itebilir. Gözler 40 farklı hücre grubundan oluşur. Bazı hücreler korneayı, bazı hücreler göz bebeğini, bazı hücreler retinayı, bazı hücreler merceği inşa etmeye başlar. İnşaat bittiğinde tüm parçalar uyumlu bir şekilde monte edilir. Bebeğin göz kapakları kapalıdır ama gözleri hareket etmeye başlar. Minicik 10 gramlık bir et parçasında kamera yaratılıyor. Bu kamera dünyanın en kaliteli, en pahalı kamerası. Fiyatı 44.995 dolar. 8K çekim yapıyor. 35 megapiksel çözünürlüğe sahip. Gözlerimiz ise 576 megapiksel çözünürlüğe sahip. İnsan gözü bu kameradan 17 kat daha kaliteli görüyor. 10 gramlık bir et parçasında eşsiz bir kamera yaratılıyor. Tek gözle uzaklığı tam olarak tespit edemeyiz. Bu nedenle 3 boyutlu görebilelim diye uygun aralıklı 2 göz yaratılıyor. 4. ay bittiğinde bebek artık 120 gramdır. 22. günde kalp sadece tek odalı bir pompaydı. Pirinç tanesi büyüklük için bu yeterliydi. Ama şimdi büyüdü. Kalp bir yandan çalışırken bir yandan da kendini geliştirir, büyür. Bebeğin boyu 25 santime ulaştığında kalp 4 odacıklı ve kapakçıklı standart yapısına kavuşur. Bu dönüşüm şuna benziyor. Yolculuğa tek silindirli bir golf arabasıyla başlıyorsunuz. Yolculuk sırasında yolcu sayısı arttıkça arabanın silindir sayısı artıyor, motor kendini geliştiriyor. Bir silindirli arabanız bir bakıyorsunuz 4 silindirli olmuş. Yolculuk sırasında motorun güçlenmesi ve büyümesi akıl almaz bir yaratıcılık. Bebeğin tüm organları farklı hızlarda ve oranda büyür. Muhteşem bir büyüme hızı vardır. 8. haftadaki büyüklüğü doğuma kadar 3000 kat artar. Ama doğduktan sonra boy en fazla 4 kat, kilo ise 20-30 kat artar. Bu plastikten bir bebek iskeleti. Dikkat ederseniz bebeğin kafası diğer organlara göre daha büyük. Bebeği vücudun %25'i büyüklüğünde. Beynin gelişiminin diğer organlardan önce tamamlanması gerekir. Çünkü hem kendi büyür hem de bebeğin büyümesi için kritik rol oynar. Ama daha sonra normal boyutuna gelir. Vücudun %12-15'i kadar bir orana düşer. En çok parçalı organ iskelettir. 300 farklı parçadan oluşur. Her parça ayrı bir oluşumdur. Ve bu parçalar uyum içinde ama farklı hız ve oranda büyür. Amniyotik sıvı bebeği dünyaya hazırlar. Bebek bu sıvıyı içer. Bu sayede dili acı, tatlı, tuzlu ve ekşiyi algılamaya başlar. Mide ve bağırsaklar bu sıvıyla dünyaya hazırlanır. Ama suda, amniyotik sıvıda uzun müddet durmak cilde zarar verir. Bu sebeple bebeğin tüm vücudu Wernicke's Keciasa isimli antibakteriyel özelliklere sahip kremsi bir tabaka ile korunur.
Bu tabaka bebek doğduğunda hala görülür. Ayrıca bebeğin cildinde lanugo adı verilen tüy tabakası vardır. Lanugo, bu krem tabakasının cilt üzerinden dağılmamasını sağlar. Lanugo tüyleri doğumdan önce dökülür. Bebek eğer prematüre olarak doğarsa tüyler doğumdan sonra da görülebilir. Bebeğin kulağı ilk haftalarda 1-2 milim büyüklüğünde et parçası idi. 30. haftaya gelindiğinde tüm bu parçalar büyür ve gelişir. Onlarca hücre grubu eş zamanlı olarak kulak inşaatını bitirir. Bebek sesleri duymaya başlar, annesinin sesini ayırt eder. İnsan kulağı yalnızca bir mikrofon değildir. Beyinle işbirliği yaparak sesleri ayırt eder, anlamlandırır ve arka plan gürültüsünü filtreler. Mikrofonlar kulağın bu işlem yeteneğinin yanına bile yaklaşamaz. Yeryüzünde kulak kadar sesi hassas algılayan bir mikrofon henüz üretilemedi. Bebek anne karnında tüm organları çalışıyor durumdadır. Sadece akciğerler çalışmadan bekler, uyur. Çünkü hava ile çalışacaktır. Bebek oksijen için kendi akciğerlerini kullanamaz. Annesinin aldığı oksijeni kullanır. Bu oksijen plasenta aracılığıyla bebeğe iletilir. Ancak akciğerlerin gelişimini tamamlayabilmesi için alveollerin açık kalması gerekir. Bu amaçla bebeğin akciğerlerinde fetal lung fluid adı verilen özel içerikli bir sıvı üretilir. Bebeğin akciğerleri, bunlar nefes alırken dolan alveoller. Bebek doğduğunda bu akciğer sıvısı hızla emilir veya dışarı atılır ve yerine hava dolmaya başlar. Sıvı çekiliyor, yerini havaya bırakıyor. Bu değişim yalnızca 10 saniye içinde gerçekleşir. Bebek oksijen almaya başladıkça cilt rengi normale döner. Bu süreç genellikle 10 dakika sürer. Her şeyi doğal seçilim ve rastlantılarla açıklayan meşhur ateist Richard Dawkins, A Selfish Gen adlı kitabında bu oluşumu izah edeceği bir söz bulamaz. Düşünmemeyi tercih eder. Embriyonik gelişim, üzerinde düşünmesek daha iyi olacak kadar karmaşık bir ilişkiler ağı tarafından kontrol edilmektedir. Yeni doğmuş bebek bizim yediğimiz gıdalarla beslenemez. Doğar doğmaz vücuduna yerleştirilen yazılımın sevkiyle süt emmeye çalışır. Bebeğin süt emme girişimi bir düğmeye basma gibidir. Sinirler aracılığıyla annenin hipofiz bezi uyarılır. Ve hemen iki hormonun üretimi başlar. Prolaktin ve oksitosin hormonları üretilir. Prolaktin alveollerin kandan besinleri süzmesini ve bunları anne sütüne dönüştürmesini sağlar. Oksitosin ise sütü kanallardan dışarı iten kasılmaları tetikler. Anne sütünün eşsizliği ve taklit edilmezliği bir başka yaratılış harikasıdır. Bebeğin tek eksiği kalmıştır. Önce sütle beslenir, sonra normal gıdalarla beslenebilecek olgunluğa gelir. Bu büyümeye eş zamanlı olarak akıl almaz bir gelişme olur. Bebeğin o yumuşacık ağzında mermere denk sertlikte taş üretilir. Etin içinde taş yaratılır. Dişler yaratılır. Bu hikayeyi anlatırken yaratma fiili dışında şu eylem kiplerini de kullandık. Bir araya gelirler. Gideceği adrese doğru yol alır. Üç ayrı grup eş zamanlı olarak inşaata başlar. Dolaşım sistemini oluşturur. Kan hücrelerini imal eder. Eşsiz bir bilgisayar inşa edilecek. Merceği inşa etmeye başlar. Kalp kendini geliştirir, büyür. Eş zamanlı olarak büyür, gelişir. İki hormonun üretimi başlar. Bebeğin ağzında mermere denk sertlikte taş üretilir. Peki bu eylemleri organize olarak planlayıp yapanlar, gözle göremediğimiz hücreler mi? Bu mümkün mü? Şimdi benzer eylem kipleriyle bir tablonun oluşumunu anlatalım. Kırmızı ve sarı palette karışır. Fırça siyah bölgeyi büyütür. Siyah az, turuncu daha çok yer alır. Siyah turuncunun yanına yerleşir. Fırça renkleri kusursuzca yayar. Beyaz tabloda kontrastı sağlar. Beyaz renk dalgalar yapar. Koyu renkler derinlik havası verir.
fırça sapının dairevi hareketi bölümleri ovalleştirir. Fırça, kulak ve gözün belirmesi için rengi açar. Yapmış olduk, ressamı perdelemiş olduk. Bebeğin oluşumuna bu gözle bakmak lazım. Yaratılmış en mükemmel sanat eserini izlerken sanatkarını perdelememek lazım.